Merhabalar arkadaşlar. Daha önce tasarımını yaptığımız, deldiğimiz 25 santim çapındaki desenimizin tahrir yani fırça ile çizimini yapıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok sevdiğim bir kısım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çizim boyamızı, bakın tahrir boyamızı temin ettik. Ve ne çok koyu ne çok sulu bir şekilde yine ayarladık. Fırçamızı alırken de şöyle çevirerek alıyoruz. Ona dikkat edelim. Şu şekilde çevirirseniz ucunun sivri olmasını sağlarsınız fırçanızın. Boyamı koyuyorum. Tabağımızı o kağıttaki olduğu gibi zemine tabii ki bu şekilde yapmıyoruz artık. Tabağımızın altına elimizi koyuyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Fırçamızı yine dik tutuyoruz. Daha önce gösterdiğimiz gibi, kağıtlarda gösterdiğimiz gibi çatlak tabakta olduğu için yapılan hataları kazıyabiliriz arkadaşlar. Yani normal tabakta da kazırız ama bunda daha rahat çizim yapabilirsiniz. Kalın olmasını istediğim yerlerde bastırıyorum fırçamı. İnce çizgilerde daha fırçamızı bastırmadan çizebiliriz. Kalın çizgilerde biraz daha fırçamızı bastırabiliriz arkadaşlar. Sık sık boyamızı alalım çünkü fırçamız tabakta tabak boyu emdiği için rahat çizemeyebilirsiniz. O yüzden sık sık neredeyse her çizgide mutlaka fırçamıza boya alalım. Bu şekilde farklı bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. İstemezsen. Şimdi en altından başladık fırçamızı ve serçe parmağımızı kullanıyoruz. Daha az hani kömür tozunun silinmemesi için. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir noktayı söyleyeceğim. Şimdi buradan başlarsanız çizmeye, dolayısıyla buradaki çizgiler hep silinecektir. Yani ya da silinmeye yüz tutacaktır. O yüzden tabağın alt kısmından başladık çizmeye. Yani çıkış noktasından başladık. Ve çıkış noktasını tepeye doğru getirdik. Yani çizgileri çekmek için, yani dal eğrilerini vesaire kendimize çekebilmek için bu şekilde yaptık. Yani tepeden motiflerden başlamadık, onu söyleyeyim. Ve sağ tarafından başlayacağım şimdi. Dikkat edelim. Şimdi yaprağımız var sağ tarafta ve başlıyoruz. İnce başlıyoruz. Korkmayın arkadaşlar. Rahat çizmeye çalışın. Bu zaten çatlak tabak. Bunu atabilirsiniz. Saklayabilirsiniz. Fakat şu var. Bir sürü çatlak tabak temin edip bunlarda çalışma yapabilirsiniz. İnce başladık. Kalın.
Kapağımızı sürekli çevirelim. Bakın bu çizgimiz kalın olmalı. Daha önce de bahsetmiştim. Alttan gelen çizgimiz kalın, dönüş çizgimiz. Daha sonra dönen yapılan diğer çizgileri ince olabilir. Yani şöyle kuş bakışı tepeden baktığınızda bu yaprağın döndüğünü hissettirmelisiniz. Damarını çiziyorum arkadaşlar. İnce, kalın, bitirdik. Boyamızı aldık. Tekrar ince, kalın. Boya bittiğinde tekrar devam edebilirsiniz. Evet, dedik. Evet, sırada penç motifimiz var. İlk önce pençlerimizi çizebiliriz. Boya almadığınızda fırçanız çatallanabilir. Boyayı kuru aldığınızda fırçanız yine çatallanabilir. Kalın olmasını istediğim yerlerde fırçamı bastırıyorum ve inceltiyorum. Siz tabağı çevirebilirsiniz. Ben çevirmeden yapabiliyorum. İlerleyen zamanlarda siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Burada fırçayı dik tutmak çok önemli. Motifler küçüldükçe fırçanın ucunu daha az, daha fazla kullanıyorum. Videomun başında söylediğim gibi en sevdiğim kısım insanı rahatlatan. Şimdi dalını çizeceğiz arkadaşlar. İnce başladık. Kalın bitirdik. İnce başladık. Kalın bitirdik. Çizgiler birbirini takip edecek. Thank you.
yaprak kısımlarına geçelim. İnce, kalın. Yapraklar küçüldükçe daha ince çizsin arkadaşlar. Kalın çizmenize gerek yok. Diğer yaprakları çizelim. İnce kalın. Şimdi şu karanfilimizi çizelim. Dalını çizdik. Yine kalın bıraktık. Çizgimiz devam ediyor. Kalın bıraktık. Yine devam eden bir çizgimiz. Çanak kısmını çizdik. Şimdi meşeme kısmını çizelim. Taç yapraklarını çizelim. İnce başlıyoruz. Kalın bitirdik. İnce başladık. Devam edelim. İnce kalın dedik. İnce başladık. Kalın dedik. Her çizgi çok önemli arkadaşlar. Çizgiyi çizerken baştan savma çizmeyin. Çizgileri gösteren motifi gösteren biraz da çizgiler biraz boyama, biraz desen hepsi de çok önemli. Bunları yapıyoruz. Herkesin çizimi farklıdır. Herkes ben gibi çizecek diye bir şey yok. Herkes siz gibi çizecek diye bir şey yok. Yani yorum farkı mutlaka olacaktır arkadaşlar. O yüzden kendi stiliniz mutlaka ortaya çıkacaktır. Boya bitti. Tekrar boyamı aldım ve devam edelim.
Şimdi sırada bakın yine punch yapabiliriz. Boyamı sürekli sulandırıyorum. Hani bitiyor palette. Paletteki boyamı sürekli boya alarak veya su alarak aynı kıvamda tutmaya çalışıyorum. Sulu kullanırsanız fırında bu çizdiğiniz çizgiler yeşil renk olabilir ya da uçuk gri olabilir. O yüzden koyu çizmeye çalışın. Dalımızı çiziyoruz. Thank you.
Burada lalemiz var arkadaşlar. Lalemizi yapalım. Bakın burada çizdiğimiz, burayı tamamladığımız için kömür tozu silinmesi gibi bir olay yok. Böyle şu pençemizi çizelim çünkü şurada yaprak var, sırayla gidelim. Sabır isteyen bir iş arkadaşlar. Sabırlı olmanız lazım. Şu ana kadar jilet dediğimiz kazıma işlemini yapmadım. Ama bunu da göstermek istiyorum. Çizdiğimiz tabağı boyamasını da yapacağız arkadaşlar.